Bugün sizinle İbn Battuta'nın Dünyası adlı derdiği bir konu paylaşmak istiyorum. Aslında bunu ben kitap okumalı şeklinde bu perşembe günleri yaptığımız toplantıda belki biraz daha farklı bir açılım getirir. Hepimizin okuduğu kitaplar vardır. Onları paylaşarak hepimiz okumuş oluruz diye düşündüğüm için hem bunu teklif etmek arzusundayım. Okuduğumuz kitapları birbirimizle paylaşma fırsatı buluruz diye düşünüyorum. Bu çerçevede kitap okumaları adını koydum. Yakında okuduğum İbn Battuta'nın Dünyası diye bir Amerikalı yazarın yazdığı bir kitabın sadece giriş bölümünü sizinle bugün konuşacağım. İçindeki olaylarla ilgili de sadece bir örnek vereceğim. O da İbn Battuta Anadolu'yu da gezmiş. Anadolu'daki gözlemlerini bir iki paragrafla ifade etmiş. Kısaca Anadolu izlenimlerini paylaşacağım. Onun dışında yazarın kitap ile ilgili, daha doğrusu rekle adını verdikleri İbn Battuta'nın gezip gördüğü yerlerle ilgili, anılarıyla ilgili kendi açısından yaptığı değerlendirmeyi sizlerle paylaşacağım. Hiçbir yoldan iki kez geçme diye bir ilke koymuş Battuta kendisine, ama geçtiği yerler olmuş ister istemez. Ama bir şey herhalde kullanabileceği en güzel referans bir gezginin bir yoldan iki kez geçmemek. Ben de gezmeyi severim, tarihi severim, biyografiyi severim. Bunların hepsi bir arada olduğu için İbn Battuta'nın Dünyası'nı doğrusu sevdim. Kısaca seyyah gezgin deyince ünlü seyyahlardan birkaç tanesini hatırlatmak istedim. Christoph Kolomb 1450'li yıllarda doğmuş, 1492'de Uzak Doğu'ya gideceğim diye yola çıkmış. Karayip Denizi'ni geçip Orta Amerika kıyılarında gezinmiş. Uzak Doğu'ya gitmek isterken herhalde Avrupa'nın, Afrika'nın karşı taraflarında kalmış. O dönemin 1490'lı yıllar. Bir başka gezgin, Portekiz'de dünyaya gelen Vasco da Gama, ilk kez Hindistan'a ulaşan batılı gezginlerden birisi. Afrika'nın, Güney Afrika'dan geçerek Hindistan'a kadar geçmiş ve batı dünyasının Hindistan yolculuğunu ilk başaranlardan birisi. Amerigo Vespucci, Amerika'ya ismini veren kişi, 1500'lü yıllarda yola çıkmış. Bu da Güney Amerika'nın doğu kısımlarında dolaşmış, gezmiş bir gezgin. Rio de Janeiro'ya kadar gitmiş bir gezgin. Rubrukum Biliumu adını verdikleri Biliumu Rubruk, 1290'lı yıllarda bir görevle kendisi bir misyoner, Fransa Kralı 9. Louis'nin görevlendirmesiyle Tatarları Hristiyanlaştırmak için yola çıkmış. Böyle bir görevle Çin'e kadar gitmiş, Karakum'a gitmiş, 1255'te geri dönmüş. Filistin üzerinden yolculuk yapan birisi şöyle bir güzergah izlemiş. Kendisi Tatarları Hristiyanlaştırmak için bir görev gereği gezmiş bir gezgin. Marco Polo duyduğumuz bir gezgin. Bu da 1200'lü yıllarda yine bir görevlendirmeyle, Papa görevlendirmesiyle Pekin'e kadar gitmiş. 3 yıl kadar oralarda kalmış. Oraya gittikten sonra değişik ülkeleri gezmiş. Ve sadece gördüklerimin yarısını yazdım diye gördüklerini de not almış bir gezgin.
Orta Avrupa'dan çıkıp Anadolu üzerinden Çin'e kadar giden bir gezgin. Tabii gezgin deyince Evliya Çelebi'nin adını almazsak herhalde bizde şikayetçi olur dedim. 10 ciltlik seyahatnamesini bir cümleyle hatırlatmak istiyorum. 1600'lü yıllar. Ve İbn-i Batuta, çok kısa kısa geçtikten sonra, Batuta 1300'lü yıllarda yaşamış, 14. yüzyılın başlarında yaşamış, Fas'ın Tanca kentinde dünyaya gelmiş, 22 yaşına kadar doğduğu yerde yaşamış, ailesi hakim bugünkü tabiriyle fıkıh alimleri yetiştiren bir soylu aileden geliyor. Kendisi etnik olarak Berberi, ancak 25 yaşlarında 1325'te 21 yaşında Fas'tan hacca gideceğim diye yola çıkıyor. 1355'te Fas'a geri dönüyor. 30 yıl hacca gidiyor. Bir daha dönüşü 30 yıl sürüyor. 30 yılda 40'ın üzerinde, bugünkü şeylerle 44 civarında ülkeye gitmiş, 117.500 kilometrelik bir mesafe. 14. yüzyılın başları, 1325'te yola çıktığına göre 14. yüzyılın başlarında yola çıkmış, o günün şartlarında müthiş bir gezi yapmış, dünyanın en büyük gezgini olarak hem batıda hem doğuda kabul edilen bir gezginin kısaca hayatı. Gezdiği yerler, Fas'tan çıkıp şöyle çok genel olarak bu tamamını gösteriyor. Biraz sonra bunları bölüp 3-4 başlık altında özetleyeceğim. Kuzey Afrika'dan yola çıkıyor hacca gitmek üzere. Ancak tabii buralarda karşılaştığı pek çok sorunlar var, yol kesenler var, malın mülkünü alanlar var, tekrar yola çıkmalar var vesaire. Heyecan dolu bir kitap aslında okunduğu zaman. Mısır'a geldiği zaman Mısır'da bir tekkeyi ziyaret ediyor. Bir şeyhi, bir mürşidi ziyaret ediyor. O tekkede gece bir rüya görüyor. Rüyasında bir kuş olmuş kendisi. Uçuyor. Suriye tarafına gidiyor. Çin tarafına gidiyor. Sabah kahvaltıda hoca tekkenin şeyhi diyor ki gördüğün rüyayı beğendin mi diyor. Yani rüyasını anlatmadan şeyhi kendisine diyor ki sen bu sene hacca gidebileceksin diyor. Sen diyor Filistin'e, Suriye'ye gideceksin, Çin'e gideceksin diye o rüyasını böyle yorumluyor. Gerçekten dediği gibi o sene bir takım sorunlar oluyor, kitapta anlatıyor onları da. Hacca gidemiyor, Filistin'e, Şam'a gidiyor, ertesi yıl hacca dönüyor. 4 kez Mekke'yi ziyaret etmiş birisi. Daha sonra İran-Irak ziyareti yapıyor, şuradaki kırmızı çizgi, tekrar bir hac ziyareti oluyor. Sonra aşağıdan Afrika'nın, Doğu Afrika kıyıları Tanzanya'ya kadar geziyor. Buradan tekrar bir hac ziyareti yapıyor. Bundan sonra Anadolu'ya, Hindistan'a gitmeye niyet ediyor ama aldığı bazı bilgiler, yol kesenler, Müslümanlar bu tarafa gelirken şeylerine kastedelim diye bir takım eşkıya diyelim, tam kelimeyi hatırlayamadım. Varlığından haberdar olunca bu sefer ben de diyor Hindistan'a arka kapıdan girerim diye yukarıdan bütün kıta Avrupa'sının, Asya'sının, Avrasya'sının diyelim kat ederek Hazar'ın üzerinden Hindistan'a geliyor, Delhi Sultanlığı'na geliyor. Burada bir süre kalıyor. Kısa kısa biraz sonra detaylandıracağım. Burada kadılık yapıyor. Çalışıyor, görev yapıyor. Maaş alıyor, para kazanıyor. Delhi Sultanı Çin'e büyük elçi olarak görevlendiriyor. Çin'e gitmek için yola çıkıyor. Burada bir yine deniz kazası oluyor. Her şeyini kaybediyor. Geri dönemiyor utandığı için. Kendisi burada bir süre kalıyor. Sonra kendi imkanlarıyla Endonezya'ya, oradan da Çin'e gidiyor. Tekrar dönüşte bir hac daha yapıyor. Tekrar doğduğu yere geliyor. Duramıyor, Endülüs'e geçiyor. Duramıyor, Mısır
Afrika'nın içine Mali'ye doğru geliyor. Böyle bir 50 yıl, 30 yıllık macerası oluyor. Yani şöyle bir alanı gezmiş. Tabii gezgin deyince daha başka neler olmuş? Tarihte pek çok keşifler, geziler var. 13. 14. yüzyılda sadece şu bölgede bir şey var ki bunu da zaten bu sarı rengi oluşturan bir Marco Polo de İbn-i Battuta. Daha sonra 15-16. yüzyılda işte gemicilik vesaire yeni yerlerin keşfiyle ilgili Batı dünyası harekete geçiyor. 17-19. yüzyılda da başka keşifler, geziler oluyor. Ama sonuçta bizim gezginimizin 14. yüzyılın başlarında şu bölgedeki gezisinden diğerleriyle kıyaslayacağım. Tabii bu arada o dönemin tarihini, coğrafyasını da hatırlamak gerekir diye düşündüm. İslam dünyası, İslam dünyasının 7. 8. yüzyıldaki dönemleri, Peygamberimizin dönemindeki alanlar, ondan sonraki 4 halife döneminin alanları, Emevilerin dönemindeki alanlar, İslam coğrafyası şöyle bir coğrafya, hemen hemen kendisinin gezdiği de kısmen o dönem Bizans olan İstanbul'u da ziyaret ediyor. Kısmen Roma'yı, İstanbul'u, Konstantiniyye'yi ziyaret ederek İslam coğrafyasını kısmen gezmiş oluyor. Böyle bir dönem, yani Endülüs ve Abbasi döneminde buna benzer bir dönem. Coğrafya böyle, İslam coğrafyası. Bu dönemde de çok önemli bir başka nokta, Haçlı seferlerinin yeni yeni bittiği 1270'lerde 6. 7. Haçlı seferleri olmuş. Bizim seyyahımız 1300'lerin başında doğduğuna, 1320'lerde yola çıktığına göre henüz 40-50 yıllık bir Haçlı seferlerinin izleri hala var ve toplumlar henüz o ortaçağ döneminden de çıkabilmiş durumda değiller. Tabii Anadolu'yu gezdi demiştim. Anadolu'yla ilgili kısaca bir bilgi vermek gerekir. Anadolu'da pek çok devletçikler var. Çoğu Türk devletleri. Aslında gezdiği yerlerdeki devletlerin hemen hepsi Türk kökenli bir şekilde küçük devletçikler. Hepsi kısmen Müslüman. Yani hepsi olmasa da gezdiği yerlerin önemli bir kısmı İslam devleti. Ama müthiş bir kendi aralarında savaş, müthiş bir istikrarsızlık var. Yollar güvenli değil. Ve her zaman bir takım kapkaçlar diyelim bugünkü tabirle olduğu bir dönem. Yani Anadolu'da beylikler dönemi 14. yüzyılın dönemleri. Avrupa'da nasıl? Avrupa'da da aslında çok farklı bir şey yok. Her yerde işte krallıklar, prenslikler böyle kendi aralarında küçük küçük devletçikler var. Herkes birbiriyle savaş halinde. O dönemde en büyük şeyleri de Haçlı seferlerini organize ederek bir araya gelebiliyorlar. Bir başka önemli konu Moğolların o dönemde kısmen bitmek üzere olan saldırıları, akınları Avrupa'ya doğru Büyük Han'dan bu tarafa doğru sürekli akınlar gelmiş, Moğol istilaları olmuş, onların da bıraktığı izler kısmen devam ediyor. Yani böyle bir coğrafya, böyle bir tarih, böyle bir ortamda İbn-i Battuta 20'li yaşlarda yola çıkıyor Haç'a gideceğim diye. 30 yıl dolaşıp geliyor. Gelelim kitabımıza. Bu genel girişten sonra. Kitabımızın yazarı Rose, Amerika'da tarih profesörü. Alanı daha çok medeniyetler karşılaştırması yapan bir tarih. Yani bu kitabı sadece bir seyyahın anıları olarak yayınlamıyor. Aslında o seyyahın hayatından, yaşadıklarından o günün medeniyetinin özelliklerini bize sunmaya çalışıyor. O günün medeniyeti, o günün toplumları, o günün insanların düşünceleri ile bugünü kıyaslıyor. Karşılaştırmalı medeniyetler tarihi hocası. Pek çok eserleri var, kitapları var, yayınları var.
şöyle baktığımız zaman biraz da yani Batı'da çok görmediğimiz, biraz Batı'yı da eleştiren, farklı yaklaşan olaylara bir profesör olduğunu görüyoruz kitabın yazarının. Kitabı 1986 yılında işte bir Müslüman gezginin 14. yüzyıldaki maceraları diyebileceğimiz İbn Battah'ın ismiyle yayınlanmış. Klasik yayınlarında Türkçe'ye çevrildi. Benim okuduğum en azından klasik yayınlarının 2004 yılında çevrilmiş. Yeşim Sezdirmez tercüme etmiş. 423 sayfalık bir kitap. 14 bölüm var kitabın içerisinde. Doğduğu yerden yaşadıklarını bölge bölge anlatan, sonunda da Rıhle'nin nasıl yazıldığını notlarla, kaynakçalarla özetleyen, bilimsel kriterlere uyularak yazılmış bir kitap. Bilim insanın yazdığı bir kitap. Kitabı genel, ben hemen hemen hiçbir şey ilave etmedim. Bütün burada size sunacağım şeyler yazarın görüşleri, yazarın düşünceleri. Yazar kitabı tanıtırken klasik dönem seyahatnamesi edebiyatlarının başyapıtlarından olduğunu bize bildiriyor. Karşılaştırmalı medeniyet tarihinde modernlik öncesi Doğu dünyasının toplumsal hayatıyla ilgili bilgileri bize verdiğinden bahsediyor. Bir seyyahın sıra dışı maceralarını anlatıyorum diyor. Anlatıyor bu kitap diyor. Kendisi bu kitabı niye yazdım diye bir soruyla başlıyor. Ben bu kitabı diyor 1976 yılının sıradan bir gününde penceresiz ofisimin duvarına bakarken bu kitabı yazmaya karar verdim. Bunu okuyunca dedim bizim pencerelerimiz var, hiç olmazsa teşekkür ediyoruz binalarımızı yapanlara. Ama Amerika'da penceresiz bir ofiste profesörlük yapıyormuş. Muhtemelen D vitamini şeyinde sorun var metabolizmasında hocanın. Zaten rengi de beyazdı. Evet. Sonra lisans öğrencilerine dünya tarihi öğretiyordum. Onlara Orta Çağ'da İslam'ın kültürel hakimiyetinin, Orta Doğu'nun ya da Arapların yaşadığı toprakların ötesine geçmiş bir uygarlık olduğu fikrini onlara anlatmaya çalışıyordum. Bunun için de İbn Battuta'nın bu seyahatnamesinin iyi bir referans olacağını, iyi bir örnek olacağını düşündüm. Onun için diyor bu kitabı yazdım diyor ve biraz önce gösterdiğim kitaptan kendi yorumlarıyla birlikte söz ediyor. Seyahatname hem macera dolu bir hikaye hem de 30 yıl boyunca aralarında dolaştığı Müslüman hükümdarlar, tüccarlar, aileler ve evliyalardan oluşan kozmopolit dünyanın zengin bir portresidir. Bu kozmopolit dünyaya yine bir döneceğim. Çünkü İbn Battuta aslında iyi bir eğitim almış bir insan. Hakim olmuş, hukuk profesörü olmuş, neyse bu bir tabirle kadılık yapmış Maliki mezhebine, o bölgede geçerli yaygın olan mezhepte fıkıh alimi olmuş bir insan. Onun için gittiği yerlerde hep alimlerle, sultanlarla, beylerle, şeyhlerle, mürşitlerle karşılaşmış. Bir alim gelmiş diye bunu karşılamışlar. Beyler, sultanlar buna yer vermişler, hediyeler vermişler, atlar vermişler. Yolculuğu sırasında ihtiyaç duyacağı bütün ihtiyaçlarını karşılamışlar. Bu çerçevede de yazar günümüzün bu kozmopolitizm diye tarif edilen felsefenin de işte bu genel dünya insanlığı ya da global vatandaş, dünya vatandaşlığı teriminin içini doldurmaya çalışıyor. Diyor ki bu kozmopolit dünyanın zengin bir portresidir. Gerçekten bugünkü kozmopolit kişi, dünya insanı tanımını bu İbn Battuta için söyleyebiliriz diyor. Macerasını okuyucuya taşımak, onu ve Orta Çağ İslam'ını zengin ve yarı küre ötesi kültürel yapısı içerisinde yorumlamak amacını taşıdığını ifade ediyor yazarımız. Bu haritayı bir daha gezdiği yeri şöyle hatırlatmak için koydum. Buradan da
bu kadar yer gezen Batuta'nın rihlesinde bu tarihte şu haritadaki farklı ülkeleri, şöyle geçeyim, 44 ülkeyi kısmen otobiyografi, kısmen de betimsel özet niteliğinde bir literatür çalışması şeklinde yazıldığını Rihle'nin ifade ediyor yazarımız. Ve kendisi de diyor ki hiçbir şekilde hayat hikayesini kurgulamadım. Ne yazdıysa aktardım şeyden, Rihle'den. Kitap benim İbn Batuta'nın hayatı ve çağı üzerine yaptığım bir yorumdur. Kendi yorumu. Dünyayla barışık insanların çevresinde seyahat etmiş bir insanı tanıtmaya çalışıyorum diyor. Bazı okuyucular, bunlar hepsi yazarın yorumları, bazı okuyucular iki kavramsal eğilimi fark etmekte zorlanmayacaktır. Bunlardan İslam'ı yaymanın en etkili yanlarından biri, İslam'ın yerel kültürlere başarıyla adaptasyonu. Bizim ana temamız ise Müslüman halklar arasındaki büyük kültürel farklılıklar değil, İslam medeniyeti içerisindeki kozmopolit eğilimdir. Yani burada dünya insanı olmanın İslam medeniyetindeki yeriyle ilgili kısa bir yorum yaptığını söylüyor. Giriş kısmında kitabın Henry Cordier isimli bir yazarın Science and Civilization in China diye 1971'de yayınlanmış bir kitabında başlıkla giriyor kitaba. Diyor ki Batı dünyası, Batılılar insan ırkının İsrail, Yunan ve Roma halkları etrafında yayılması ile ilgili olarak ellerinde bulundurdukları sınırlı bilgiyi gruplara ayırarak dünya tarihini görülmemiş bir şekilde daralttılar. Yani Batı dünyası Doğu dünyasından habersiz. Kendileri birkaç geçmiş medeniyete sahip ulusların onların tarihlerini genel bir dünya tarihi olarak tanımlayıp dünya tarihini daralttılar. Böylece gemileriyle Çin Denizi, Hint Okyanusu ve Orta Asya'dan Basra Körfezi'ne kadar toprakları gezen seyyahları ve kaşifleri görmezlikten geldiler uzun bir süre. Ve dünya tarihi yazıyor izlenimi verip aslında kendi küçük tarihlerini yazdılar diye bir yazarın cümlesiyle, bir paragrafıyla kitaba giriyor. Kitapta şöyle bir değerlendirme yaparsak yolculuk hedeflerinde Mekke'ye gitmek var. Daha sonra Hindistan'a, Çin'e gitme arzusu var. Daha sonra geriye dönüş var, eve dönüşü Çin'den sonra. Tekrar Mekke'ye uğrama, Endülüs'e gitme ve Afrika'ya, Mali'ye kadar inme. Daha sonra tekrar eve dönüşü, ikinci kez eve dönüşü var. Bundan sonra Rihle'nin yazılmasıyla ilgili kısa bilgiler var yazarın kitabında. Tanca böyle bir yer, Kuzey Afrika'nın en batı ucunda, Atlas Okyanusu'nda, karşı tarafta Endülüs'ü, İspanya'yı gören tarihi şirin bir yer. Ben de gezdim, gördüm oraları. Çok çok güzel yerler. 3-4 bölüme ayırdım ben kitabın içeriğiyle ilgili kısımları, içeriğini detaylı girmemek için. Önce bir Mekke aşkıyla yola çıkıyor. Onun için 3 kez başlangıçta bir Mekke ziyareti var. 1325'ten Afrika, Mısır, Filistin üzerinden 1326'da birinci Mekke ziyareti. 25'te yapamıyor, biraz önce söylemiştim. Sonra Irak ve İran'ı geziyor, ikinci Mekke ziyareti. Daha sonra Afrika'yı geziyor, Umman'dan, Basra'dan tekrar üçüncü bir Mekke ziyareti yapıyor. Yani şuradan yola çıkıyor, Suriye'yi geziyor, Filistin'i geziyor, buradan bir Mekke ziyareti. Sonra Irak ve İran'dan sonra tekrar bir Mekke ziyareti. Buradan çıkıyor, Tanzanya'ya kadar gidiyor. Böyle Umman Körfezi'nden Arabistan'ı direkt geçip tekrar bir Mekke ziyareti yapıyor. 3 ziyareti burada yapıyor. Daha sonra Hindistan'a gitme aşkı. 1330'da Hindistan'a gitmeye karar veriyor. Karayolunu tercih ediyor. Anadolu'yu geçiyor. Kırım'a gidiyor. Kırım'da bir Türk prensesi eşliğinde Bizans'a
yolculuk yapıyor. Prenses Bizans kralının kızı, işte onu götürüyor, getiriyor. O arada bir takım olaylar geçiyor. Yani okumanızı da şey yapmaya çalışıyorum. İçeriğinden bahsetmeden arzu ediyorum. Tekrar prensesi orada bırakıyor. Tekrar kuzeyden Asya'ya dönüyor. Horasan üzerinden, Afganistan üzerinden Delhi Sultanlığı Muhammed Tuğlu'nun yanına gidiyor. 8 yıl orada kalıyor. 1341 yılında Çin Moğol İmparatoruna gitmesi için diplomatik bir görev veriliyor kendisine. Buradaki yolculuğu da şöyle, şuradan çıkıyor. Anadolu'yu dolaşıyor. Kırım'a gidiyor. Buradan bir İstanbul Konstantin ziyareti, Konstantinopolis ziyareti. Daha sonra şu mavi güzergah buraya kadar gelmesini gösteren tablosu. Sonra Çin'e gitme arzusu. Güneybatı sahillerinde bir kaza geçiriyor. Her şeyini kaybediyor. Maldiv adalarına gidiyor. Buralarda kadılık yapıyor. Çin'e gitmeye kendi başına karar veriyor. Ve sonunda işte Endonezya'daki adaları vesaireleri geziyor. Buralarla ilgili çok ilginç anıları var. İşte Adem'in ayak izini gördüm diyor vesaire. Pek çok ilginç şeyler var. Sonra Pekin'e kadar gidiyor. Çin'e karayoluyla bir yolculuk yapıyor. Bu da şu mavi görevlendirilip de başaramadığı Çin yolculuğunun başlangıcını gösteriyor. Daha sonra şu güzergahtan gidip kıta içerisinden tekrar yurda dönüşünü yaptığı yolculuk. Yurda dönerken tekrar bir Mekke ziyareti, 1349'da Fas'a ulaşıyor ama duramıyor, Endülüs'e geçiyor. Sahra'yı geçip Mali'ye gidiyor, 1355'te de geriye dönüyor ve şeye yerleşiyor. Güzergah şöyle, ikinci kez şuradan şöyle gelip tekrar dönüyor. Evet, şimdi gelelim yazarın kitapla ilgili giriş kısmındaki yaklaşımlarına. Verdiği bilgiye göre, tamamen yazarın bilgileri bunlar, 14. yüzyılın ikinci çeyreğinde İslam dünyasının kapsamlı bir incelemesidir bu kitap diyor ki o döneme ait 14. yüzyıla ait hemen hemen tek referans kabul ediliyor. Hindistan, Çin ve o bölgelerdeki sosyal hayatla ilgili gözlemleri. 1829'da İngilizce'ye çevriliyor. Cezayir işgalinde de el yazmalarını Fransızlar alıp götürüyorlar kütüphanelerine. Doğu yarımküredeki Afrika, Anadolu, Hindistan gibi pek çok bölgeleri, Çin, Bizans İmparatorluğu gibi bölgeler hakkında yazılmış beşeri coğrafyaya tanıklık eden bir eser. Kendisine rağmen coğrafyacı ismini takmışlar İbn-i Battuta'yı okuyanlar. Coğrafyacı olmadığı halde iyi bir coğrafi bilgi veriyor diye. Batı dünyası Marco Polo ile kıyaslıyor İbn-i Battuta'yı. Ancak İbn-i Battuta'nın bir takım farklılıkları var. İbn-i Battuta hemen hemen gördüğü her olayı kaydetmiş, her türlü detayı kaydetmiş ve sosyal, kültürel özelliklerini yansıtmış. Marco Polo'nun yaşadığı halk aslında Doğu'yu çok tanımıyor. Doğu'nun sadece işte Hindistan'ından gelecek ipeğinden, kumaşından haberdar. Onlar da aristokrat kesim ama halkının çok az tanıdığı, tanımayı da çok umursamadığı, pek az Avrupalı'nın gördüğü bu topraklara yabancı, tuhaf bir ziyaretçi olarak geliyor. Bir misyoner olarak geliyor. Onlara din değiştirmek üzere geliyor. Topluma yabancı, bulunduğu ortama yabancı. Bir seyyah iken İbn-i Battuta Darül İslam diye, İslam diyarı diye gördüğü bir coğrafyayı, o bölgenin günlük pratiklerini de içine alan ki bu bölge Batı Afrika'dan Güneydoğu Asya'ya kadar İslam uygarlığı var. Çin'de, İspanya'da da Müslümanlar yine var ama azınlıkta. Böyle bir coğrafyayı gezmiş oluyor.
Tabii bu coğrafyadan bir iki tane örnek vereceğim demiştim. Anadolu'yla ilgili bu gezilerde Anadolu insanını şöyle tanıtıyor İbn Battuta. Bilad-ı Rum denilen bu ülke, Anadolu, dünyanın en güzel memleketidir. Allah güzellikleri öteki ülkelere ayrı ayrı dağıtırken burada hepsini bir araya getirmiştir. Herhalde İstanbul'un bugünkü şeyini görseydi yazık bu fikrini değiştirirdi tahmin ediyorum. Burada dünyanın en güzel insanları, en temiz kıyafetli halkı yaşar ve en nefis yemekler pişirilir. Allah'ın yarattıkları içinde en şefkatli olanlar bunlardır ki bundan dolayı bolluk, bereket Şam'da, şefkat ise Anadolu'dadır denmiştir. Demek bir atasözü olmuş, şefkat Anadolu'dadır diye. İlginç bir şeyi de ahilikle ilgili, pek çok konuya değinmekle birlikte ahilerden bahsediyor. Ahil kardeş demektir. Herhalde biz H'yi kullanıyoruz, yanlış söyledim. Ahi olacak herhalde. Ahi olacak. Noktasız mı oluyor? Kardeşim. Noktasız H oluyor. Ahi. Ahi, o zaman çok da yanlış değil telaffuz. Yanlış telaffuz etmeyelim. Ahi kardeş demektir. Ahiler, Anadolu'ya yerleşmiş bulunan Türkmenlerin yaşadıkları her yerde, şehir, kasaba ve köylerde bulunmaktadır. Memleketlerine gelen yabancıları karşılama, onlarla ilgilenme, yiyeceklerini, içeceklerini, yatacaklarını sağlama, onları uğursuz ve edepsizlerin ehlerinden kurtarma, şu veya bu sebeple bu yaramazlara katılanları yeryüzünden temizleme, nasıl temizliyorlar bilemiyorum, yeryüzünden temizleme gibi mevzularda bunların eş ve emsallerine dünyanın hiçbir yerinde rastlamak mümkün değildir diye ahileri böyle bir tanımlamış. Ahilerle ilgili verdiği birkaç bilgi daha var. Ahi evlenmemiş, bekar ve sanat sahibi olan gençlerle diğerlerinin kendi aralarında bir topluluk meydana getirip içlerinden seçtikleri bir kimseye verilen isimmiş. Önder olan bu kişi bir tekke yaptırır. Burasını halı, kilim, kandil ve benzeri eşyayla donatır. Kardeşler gündüzleri geçimlerini sağlayacak kazanç elde etmek üzere çalışırlar ve o gün kazandıkları parayı ikindiden sonra topluca getirip öndere verirler tekkeye. Bu para ile tekkenin ihtiyaçları karşılanır, topluca yaşama için gerekli yiyecek ve meyveler satın alınır. Mesela o sırada beldeye bir yolcu gelmişse onu tekkede misafir ederler ve alınan yiyeceklerden ikram ederler. Bu tutum yolcunun ayrılışına kadar sürer. Hatta bir de anekdot anlatıyor orada. Bir yerde bu bizim Bilecik taraflarında, Bursa Bilecik taraflarında yolunu kesmişler iki tane delikanlı. Birisi atın eğerinin bir tarafını çekiyor, diğeri başka bir tarafa. Kendi aralarında da konuşuyor. Türkçem de fazla yok diyor o zaman. Anlayamıyordum. Allah'tan diyor bir hacca gitmiş gelmiş biraz anlayan Arapçadan birisi rastladı. Ne diyorlar bunlar, niye kavga ediyorlar, birbirlerine böyle biraz sertleşmişler. Demiş ki bunlar işte birisi demirciler tekkesi, ahisi, tekkesi, zaviyesi, birisi bakırcılar tekkesinde. Diliyorlar ki kendilerine misafir olun bu gece. Yazı tura attık da diyor, kime çıktıysa ona gittik diye de bir anekdot anlatıyor. Bu tekkede misafir olmasa bile yemek zamanında yine hepsi bir araya gelir, topluca yemek yer, ertesi sabah işlerine gider. İkindiden sonra elde ettikleri kazançlarla rehberlerin yanına dönerler. Bunlara fityan, gençler adı verilir. Ben dünyada onlardan daha güzel davranan kimse görmedim. Şiraz ile İsfahan halkının davranışları onları andırmakta ise de bunlar gelen ve giden yolculara daha fazla alaka ve saygı göstermektedir. Şefkat ve iltifatta onlardan daha ileride kimseyi görmedim diye onurlandırıyor. Bir başka anekdotunu daha anlatıp şeyin dışına çıkacağım tekrar seyahatnamenin. Antalya'ya varışımızın ikinci günüydü. Bu gençlerden biri Şeyh Şehabettin Hamevi'nin yanına gelerek onunla Türkçe konuştu. O zaman Türkçeyi henüz anlayamamaktaydım.
Sırtında eski, yıpranmış bir elbise, başında da keçe külah vardı. Şeyh bana dönerek, bu adamın ne dediğini biliyor musun diye sordu. Seni ve yanındaki arkadaşlarını yemeğe davet ediyor demesiyle doğrusu bana buna hayret ettim ve evet dedim. Adam ayrılınca da şeyhe bu adam fakirdir, bizi ağırlayacak kudreti yoktur, onu zor durumda bırakmak istemeyiz dedim. Hani evet dedim ama gariban görünüyor, gitmeyelim. Bunun üzerine şeyh güldü ve bu adam genç kardeşlerin rehberlerinden biridir. Kendisi soyca ustalardandır, pardon sayacı ustalarındandır. Cömertliği ve keremkarlığı ile tanınmıştır. Sanatkarlar arasında aşağı yukarı 200 yoldaşı vardır. Onlar kendisini önderliğe seçtiler ve bir tekke yaptırdılar. Şimdi gündüz kazandıklarını geceleri sarf etmektedirler cevabını verdim. Bir sonra gittiği yerde yediği yemeği vesaire anlatıyor. Çok diyor mükellef sofralar, güzel yemekler getirmişler. Evet, böyle bir şey, içerikle dolu bir kitap. Kozmopolit birey diye bir şey geçmişti orada, kozmopolitten bahsediyordu. Kozmopolit'in şeyine baktım, burası bana ait, yani anlamı nedir diye Wikipedia'dan vurguladım. Diyor ki, kozmopolitanizm diye tanımlıyor, bireyin insanlık adı verilen büyük komüniteye aitliğini savunan, insanlığa aitliğini savunan, yerel nitelikteki bağlılığın yerini evrensel bağlılığın aldığı, evrensel düşüncelerin benimsendiği, tüm dünyanın ülke ya da vatan olarak görüldüğü global, genellikle bu görüşlerle ilgili etik, sosyolojik ve siyasi felsefelerin tanımlandığı bir terimdir diyor. Yani kozmopolit bile dünya insanı, global insan, kendisini küçük bir komünite ait değil, daha çok evrensel düşünceye bağlı gören grup. Bugünkü kendi yazar burada bunu tanımlıyor. Günümüzde kozmopolit birey diyor yazar. Uluslararası işbirliğinin veya dünya devletinin savunucusu, kent sakini veya yüksek sosyete anlamına geliyor. Yani kozmopolit birey, kent sakini, yüksek sosyete. Bu tanımı yaptıktan sonra diyor ki 14. yüzyılın Müslüman kozmopolit bireyi de aynı şekilde kentli, seyahat eden ve bağnazlıktan uzaktı. İbn Battuta her şeyden öte toplumsal bir gerçeklik olarak İslam dünyası bilincine sahipti ve kutsal hukuku evrensel toplumun doğru ve ziyadesiyle uygulanabilir temeli olarak görüyordu. Kendi yorumu. Önemi İbn Battuta'nın evrenselciliğinin entelektüel temelini anlamak için tarih disiplininin farklı milletlerin ve değişik kültürlerin analizi şeklindeki geleneksel tanımdan uzaklaşmalı ve kendimizi yeniden yönlendirmeliyiz. Bu çerçevede batılı bilimciler daha çok 8 ve 10. yüzyıllardaki Bağdat merkezli ilk dönem İslami uygarlığı, İslam devletlerini referans alıyorlar. Çünkü o dönemde tıpta, tarihte, astronomide, felsefede, uluslararası ticarette Orta Çağ Hristiyanlığının aydınlanması için çok büyük katkıları olduğunu düşünüyorlar. Ama 10. yüzyıldan sonraki orta dönem, 1000 ve 1500 yılına kadar olan dönemi daha çok gerileme, gelişmeme dönemi olarak kabul ediyorlar, batılılar. Ancak buna karşın diyor yazar, sadece dini inanç olarak değil, aynı zamanda istikrarlı ve evrenselci medeni hayat modeli olarak düzenli ve olağanüstü yayılımına şahitlik etmiştir bu dönem diye yorumluyor. İslam, modern bilimsel rasyonalizm ile karşılaştırıldığında, yine yazarın yorumu, gerek evrenin açıklanması, o dönemde biliyorsunuz işte Galileleri vesaireleri, evrenin açıklanması gerekse karşılıklı iletişim kuşağındaki işte kentli, köylü vesairenin birbiriyle ilişkilerinin düzenlenmesinde cazip, doyurucu ve bütünsel bir sistem olarak Orta Doğu merkezinden dışarıya doğru yayılmış bir medeniyetten bahsediyor.
Bunun oluşmasında da iki büyük olay önemli bir faktördür diyor. Bunlardan birisi Selçukluların Asya'dan Batı'ya doğru gelmeleri. İkincisi de Müslüman tüccarların Doğu Afrika, Güneydoğu Asya ve diğer bölgelere ilerlemesidir diye bu gelişmenin ana faktörü olarak da bunu değerlendiriyor. Bir önemli bir tespitini daha buraya koydum. İslam'ın temel değerleri, o zamana dek uygarlıklarda oldukça sınırlı bir davranış türü olan insanların bölgeler arasında serbest dolaşımını ve ileri derecede bir sosyal hareketliliği teşvik ediyordu. İslam atfedilmiş statüler, etnik ayrım ve bölgesel bağımlılıkların kurumsallaşmasına daima karşı durmuştur. Sosyal hayatın dinamikleri belirli gruplar arasındaki ilişkiler etrafında değil, Hudson'ın da dediği gibi eşitlikçi sözleşmecilik kuralı etrafında, ahlaki ilkeler etrafında şekillenmiştir diye giriş kısmında bu bilgileri veriyor yazar. Sonuç olarak İslam dünyasının neresinde olursa olsun, o kozmopolit bireyin altını dolduruyor, neresinde olursa olsun seyahat eden, çalışan veya mal alıp satan bir kişiye hukuka dayalı aynı sosyal ve ahlaki davranış kuralları uygulanmıştır. Yani size ayrı, bize ayrı, üst sınıfa ayrı, aristokrata ayrı değil. Dünya nimetleriyle barışık Müslümanlar birbirleriyle ilişkilerini Kur'an-ı Kerim'in evrensel ve değişmeyen prensiplerine göre bu şehirlerde yürütüyorlardı 14. yüzyılda diye bir tespitte bulunmuş. Yine sonuç olarak verdiği bilgilerden birisi, İbn Battuta kendisini Fas asıllı ülkenin vatandaşı olarak değil, evrenselci, manevi, ahlaki ve sosyal değerlerle her şeyin ötesinde sımsıkı bağlı olduğu İslam dünyasının bir üyesi olarak görüyordu. İbn Battuta'nın hayatı ve kariyeri orta dönemin İslam'ın sonlarındaki Afro-Avrasya tarihinin en kayda değer örneklerini teşkil etmektedir. Bir yazar da orta dönemde, bununla bitiriyor, orta dönemde İslam toplumu ortak sosyal ve hatta kültürel standartlara dayalı müşterek bir dünya düzeni kurmaya diğer ortak çağ toplumlarından çok daha yaklaşmıştır diye bugün oluşturulmaya çalışan global insan, dünya insanı ve herkesin her yerde her işi yapabileceği bir ortamın o dönemde daha çok oluşturulduğunu söyleyerek bitiriyor. Böylece İbn Battuta'nın seyahatnamesinin yaşadıklarının değil de kitabının yorumunun o günün iki medeniyetin karşılaştırılması şeklinde bir yorumunu yapıyor. Son olarak da İbn Battuta'nın değeri daha sonra tabii anlaşılıyor. Bütün dünyada önemli bir isim oluyor. Ve şu anda Ay'da bir kratere, İbn Battuta krateri ismi verilmiş durumda. Bilmiyorum toplumdan ne kadar kişinin bundan haberi var. Ama dünya, benim bu kitaptan anladığım, dünya bizim kültürümüzü bizden daha yakın takip ediyor diye sabrınız için teşekkür ediyorum. Gezdiği yerleri şöyle bir işaretledim. Dünyanın önemli bir kısmını gezmiş. Katkı, eleştiri, hızlı bir monologdan sonra sabrınız için teşekkür ediyorum.